Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Haritadaki U harfine geldik arkadaşlar. Daha önceden yani ilk çıktığında soru işareti şeklindeydi. Şimdi U harfi oldu. Bunun anlamı ise United Liberty Paper. Yani Liberty de diyebiliriz bizim dilimizin döndüğünce. İşte bu masada oturan arkadaş hani bize kart vizit vermişti de adını söylememişti ya. İşte bu. Burası bir devlet dairesi arkadaşlar ama ne olduğu belli değil yani. Dediğim gibi böyle derin devlet olabilir, uluslararası bir şeyler olabilir. Yani böyle bir polis müdürlüğü, polis merkezi gibi bir şey değil. Şimdi geldik, konuşuyoruz. Adam şeyden bahsetti. Dedi ki senin ne işler yaptığını biliyorum falan gibi bir şeyler söyledi. Biliyorsunuz Niko Sırbistan'da orduda falan çalışıyordu, savaşıyordu. Ondan bahsediyor. Ve dedi birisini arıyorsun değil mi dedi. Sen dedi hani Amerika'da. Evet dedi tam olarak birisini arıyorum dedi. İşte eskilerden konuşuyorlar. Ve şimdi de Niko şey soruyor. Neden diyor hani beni seçtiniz? Niye diyor beni diyor böyle diyor tercih ettiğiniz gibisinden. Bir de Michel biliyorsunuz kandırmıştı onu. Adam da diyor ki biz diyor böyle seçeriz diyor birilerini diyor. Kaybedecek bir şey olmayanları. Bize çalışırlar gibi bir şeyler söylüyor. Ve şimdi Niko'dan bir şey yapmasını istiyor. O da dışarı git bir tane polis arabası bul dedi arkadaşlar. Biliyorsunuz polis arabalarının içerisinde polis bilgisayarına girip birçok kişiye ulaşabiliyoruz. Şimdi de onu yapacağız. Yine daha önceden de bir görevde yapmıştık hatırlarsanız. Polis bilgisayarına girmiştik. Oradan birisini bulmuştuk ve halletmiştik. Evet, arabaya binelim. Evet, şimdi bize bir mesaj geldi arkadaşlar. Muhtemelen az önceki adamdan geldi bu mesaj. Evet, önce mesaja bakacağız sanırım. Ondan sonra bize konum yer filan çıkacak. Bir bakalım. Evet. Bir resim göndermiş mesajla. Resimdeki adam bu. Evet. Get a cop car diyor. Yani polis arabası bul diyor. Şimdi bir tane polis arabası bulmamız lazım bizim. Polis arabası bulacağız. Sonra da muhtemelen bu telefonda resmi olan adamı bulacağız arkadaşlar. Yani polis bilgisayarında herkesin profiline ulaşabiliyoruz ya. Şimdi bize bir polis merkezi lazım ama. Oyuna ilk başladığımız yerde bir tane vardı ama orası çok uzak. Burada da var. Nerede var burada? Şu sahil kenarında yani deniz kenarında şurada bir yerlerde olması lazım. Evet şuralarda bir tane hatırlıyorum sanki ya. Hızlı bir şekilde giderken devamlı gözüme çarpıyordu. Buralarda bir tane olabilir. Evet şuraya doğru bir gidelim. Bir bakalım. Neyle karşılaşacağız? Yani o deniz kenarında bir tane polis merkezi hatırlıyorum vardı. Polis merkezinin önünde araba oluyor biliyorsunuz. Oradan bir tane polis arabası rahatlıkla bulabiliriz. Ama öncelikle bir polis merkezi bulmamız lazım. Bu şart. Ve bunlar da haritada gösterilmiyor maalesef. Aa polis arabası. Bir dakika ya. Şunu alalım biz. Hiç boşuna polis merkezi aramayalım. Arkadaşlar biraz riskli olacak bu. Çünkü polisler alarma geçecektir. Ama bu daha kolay olacak bizim için. Yani polisi izimizi hemen kaybettiririz. Evet polis arabasını aldık arkadaşlar. Ama şu an altta da yazdı fark ettiyseniz. Polis seviyesini bizim kaybetmemiz lazım. Polislerden kurtulacağız yani öncelikle. Ondan sonra görevimizi icra edeceğiz. Görevimizi yapacağız. Evet şimdi arama alanının dışına çıkıyorum. Sonrasında izimizi kaybettireceğiz. Yani siz şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Polis merkezine gidip bir tane polis arabası da bulabilirsiniz. Bunu daha önceki bir görevde yapmıştık hatırlarsanız. Ben uğraşmamak için hazır denk gelmişken dediğim bir polis arabası alayım da. Evet polisler kayboldu. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. İster öyle yapın ister böyle fark etmiyor arkadaşlar. Şuradaki işareti de kaldıralım. Evet.
Şimdi E tuşuna basıyoruz ve polis bilgisayarına giriyoruz. Bir altta Search Police Records var gördüyseniz. Okla bir aşağı inip buraya giriyoruz arkadaşlar. Enter diyoruz. Ve sonrasında altta Search by Photo yazıyor. Oraya giriyoruz. Biraz bekliyorsunuz. Cep telefonumuza gelen resim bu. Az önceki. Bu resmi şimdi burada tarattıracağız. Yani telefondaki resmi burada tarattıracağız. Otomatik olarak geliyor bu zaten. Bir şey yapmanıza gerek yok. Tarıyor şu an. Evet, buldu. Adamımız bu. Enter diyoruz tekrar. Şu an bize lokasyon bilgisi verildi arkadaşlar. Eklendi. ESC'ye basıyoruz. Geri çıkıyoruz. İşlem bu kadar. Şimdi harita üzerinde sarı bir nokta var. Bu sarı noktaya doğru gideceğiz. Her zamanki gibi. Yani bizim aradığımız adam buydu. Bize sadece fotoğrafını gönderdi. Bu gizli devlet adamı. Bunu da ancak polis kayıtlarında bulabiliriz. Resimden polis kayıtlarına girdik. Adamı bulduk. Adamın nerede olduğunu bulduk. Lokasyon bilgisi aldık yani. Şimdi de adamı haklamaya gidiyoruz diyelim. Demek ki adam karşıda bir yerde, köprüden geçiyoruz arkadaşlar. Yani bu adamı bulmak için polis arabasına kesinlikle ihtiyacınız var arkadaşlar. Ki görev de zaten bunu istiyor sizden. Polis arabası şart. Evet, buradan sola dönüyoruz. Ve hedefimize geldik arkadaşlar. Şu anda adamı arıyoruz. Geldiğimizi haber veriyoruz sanırım. Evet, harita üzerinde görüyorsanız arkadaşlar bir sürü kırmızı nokta var. Bunların hepsi hedef. Hepsi öldürülmeyi bekliyor. Yani burada birazcık bir çatışma çıkacak, ufak çaplı da olsa. Arabayı şurada bir yerde bırakalım. Üstten aşağı doğru girelim bakalım. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bakalım kimse var mı oralarda. Burada yok şu an. Evet. Şuradan itibaren başlıyor. Öncelikle uzaktakileri vurursak bizim için daha kolay olur. Yakındaki zaten yakında. Şimdi yakındakini vurduğumuz zaman uzaktaki saklanacak çünkü. Ama önce uzaktakini vurursak yakındaki bizi fark edene kadar hemen onu da öldürmüş oluruz. Evet, şuraya doğru bir hedef alalım bakalım. Evet, bunlar da gitti. Evet, burası indi bayağı aşağı. Ama tabii ki de dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şu arkada, evet aynen. Oo, burada da varmış ya. Tam zamanında bitti ya. Her yerde adam var gördüğünüz gibi. Dikkatli oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, aşağıda da var. Şuraya bir el bombası atalım ya. El bombası. Hayda, yanlış yere gitti. Bir tane daha atalım. Evet, tam şuraya. Hala var mı ölmeyen? İki kişi var arkadaşlar. Harita üzerinde bakın. İki kırmızı nokta var. Evet, biri buydu. Öbürü nerede? Ha, şurada. Arabanın dibinde. Oradan bakıyor bana. Ateş etsene ya. Evet. Oyunu kaydediyoruz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi küçük bir çatışma oldu. Bu görevimizi de başarıyla tamamladık. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.